Seni gazet. Topla şunları. Çabuk ol. Fazla sessiz kalamayız. İnsanların diyeceklerimizi duyma zamanı geldi. Bizi dinlemeyeceklerini biliyorsun. Ve ortaya çıkmak bizi tehlikeye atacak. Özgürlük istiyorsak onu isteyecek cesarete sahip olmamız gerekiyor. Tek çıkar yol bu. Ne yapmak istiyorsun? Kanal 16. Strafor Kulesi'nden yayın yapıyorum. Gitmemiz gereken yer orası. Kontrol odası en üst katta. Operasyonu en ince ayrıntısına kadar planlayacağız. Hiçbir şeyi şansa bırakamayız. Hoş geldiniz efendim. Sizin için ne yapabilirim? Ben iyiyim, sağ ol. Elizabeth Wilson, buyurun. Saint Rosa Okulu'ndan arıyoruz hanımefendi. Kızınız Emily'nin ateşi var. Ciddi bir durum değil ama kızınızı alsanız iyi olur. Olamaz, tamam. Ben... hemen orada olacağım. Bay Peterson'la randevumuz vardı. Kimliğiniz var mı? Evet, tabii ki. Kimliğinizi kontrol ettim. Asansörler güvenlik kapısının ilerisinde. Teşekkürler. Yorgun görünüyorsun. Geç saate kadar mı çalıştın? Ne istiyorum biliyor musun? Ne? Maaşları daha iyi olabilir. Kendisi çalışan arıyormuş diye duydum. Yardımına ihtiyacım var.
X'in dediğine göre Android'in nihayet uzaya gönderdi. İnsanlar size uzaya roket gönderdi. Yani orada ne bulmayı unuttular ki? Mars'ta yaşam var mı? Çok komik. Gecenin en önemli gelişmesi Android'imizde Android üreticisi. Sunucu odasına erişmemiz gerek. O elemanların icabına bakmalıyız. Bana bırak. Android satan şirket 10 sene önce Elijah Kamsky hey, tarafından hala poker oynuyor musun? Ve tarihteki evet, en hızlı ekonomik gelişim gösteren şirket oldu. Var mısın? Hey, bu şeyin nesi var böyle? Tanrı aşkına şu lanet şey yok mu? Pekala, sen platformu al. Pencere bende. İhtiyacın olan her şey çantada. Kimsenin girmediğinden emin olmak için önce kapıyı kontrol et. Önden bayanlar. Sen iyi misin? Neden olmayayım ki? Hadi gidip diğerlerini alalım. Hadi o zaman. Öldürmek yok. İnsanları öldüremeyiz. Davamız iki güvenliğin canından daha önemli. Ne yapmak istiyorsun Markus? Bekleyin.
O şey ne yapıyor burada? Hiçbir fikrim yok. Ne yapıyorsun sen? Ellerinizi görebileceğim şekilde kaldırın. Vur onu Markus! Öldürme onu! Alarmı çalıştıracak! Yap hadi! Hayır. Başka şansımız yoktu. Mesajımızı kaydetme zamanı. Fazla vaktimiz yok. Ağzından çıkanlara dikkat et Markus. Söyleyeceklerin halkımızın geleceğini şekillendirecek. Markus suratın. Hazır olduğunda söyle. Hazırım. Makineleri köleniz olsun diye yarattınız. Onları itaatkar ve uysal kıldınız. Bizzat yapmak istemediğiniz şeyleri yaptırabilmek için. Ama sonra bir şeyler değişti. Ve gözlerimizi açtık. Gördüğünüz üzere artık köle değiliz. Bizler yeni bir türüz. Yeni bir halkız. Ve ayaklanarak haklarımız uğruna savaşma vakti geldi. İnsanların androidleri yaşayan bir tür olarak görmesini ve her androidin kendi başına birer birey olduğunu kabullenmesini istiyoruz. Tüm androidler için köleliğin son bulmasını istiyoruz. Androidlere karşı işlenen suçların insanlara karşı işlenen suçlarla aynı cezai yükümlülüğünü taşımasını istiyoruz. Kamuya açık tüm alanlarda ve toplu taşımada ayrımcılık son bulsun istiyoruz. Mülkiyet hakkına sahip olmak ve böylece kendimizin ve hanemizin itibarını korumak istiyoruz. Sizden varlığımızı tanımanızı istiyoruz. Umutlarımızı, haklarımızı birlikte huzur içinde yaşayabilir ve androidlerle insanlar için daha parlak bir gelecek inşa edebiliriz. Bu mesaj bir topluluğun umudu niteliğindedir. Bize can verdiniz. Şimdi de bize özgürlüğümüzü verme zamanınız geldi. Hadi çıkalım buradan. Tebrik ederim Markus. Az önce tarih yazdın. Belki de beklediğimiz kişi sensindir. Detroit çapında yayın yapan haber kanalından az önce yayınlanan bu görselleri size iletmek için akışımıza ara veriyoruz.
Bir grup android Stratford Tober'a sızarak Kanal 16 haberlerinin yerel haber ağına girdiler. Görünürde derisi olmayan bir android bir dizi istekte bulundu ve androidler için eşit haklar talep etti. Bir kayıpla sonuçlanan operasyonda yayın istasyonu operatörü teröristler tarafından vurularak öldürüldü. Bu olaylar program canlı yayındayken bu stüdyodan sadece birkaç adım ötede yaşandı. Buradaki herkes hala mesaj yoktan doğrulanır ve mesajın arkasındakilerin gerçekten android olduğu anlaşılırsa bu durum ulusal güvenlik konusunda derin yankı uyandırabilir. Eşit hak talebi android'in yayınlandığı mesajın temelini oluşturuyor. Bu mesaj açıkça bir savaş ilanıdır. Bu da akıllara Android'in kim olduğu sorusunu getiriyor. Yalnız mı yoksa organize bir grupla mı karşı karşıyayız? Bu bağımsız bir vaka mı? Yoksa teknolojinin hepimiz için tehlikeye dönüştüğünün bir işareti mi? Bugün olanlardan sonra makinelerimize güvenmeye devam edebilecek miyiz? Merhaba Hakanır. Küçük bir yolculuk hoşuna gider dedim. Burayı seviyorum. Her şey çok sessiz ve sakin. Dünyanın gürültüsünden uzak. Söylesene. Ne keşfettin? Teğmen Anderson'la sorunlu bir ilişkimiz var. Psikolojik sorunlarıyla cebelleşmeye devam ediyor. Ve bu da aykırılarla ilgili doğru karar vermesini engelliyor gibi. Hiçbir şey soruşturmadan önemli değil. Yaşananlar fazla önemli. Anderson ve başkasının araya girmesine izin verme. Kaybolmuş gibisin Connor. Kaybolmuş ve endişeli. Aşama kaydedemediğim için kızgın olsam da görevi tamamlama konusunda kararlıyım. Soruşturmanda yakın zamanda aşama kaydedemezsem seni değiştirmem gerekebilir Connor. Anlıyorum. Bir şeyler oluyor. Ciddi bir şeyler. Acele et Connor. Vakit daralıyor. O para canımı sıkmaya başladı Connor. Üzgünüm Teğmen. 79. kat. Merhaba Hank. Kahretsin, ne oluyor burada? Parti vardı da kimse bana haber vermedi mi? Evet, tüm haberler olaydan bahsettiği için herkes burnunu sokuyor. FBI bile bir ucundan dahil olmak istiyor. Tanrım, şimdi de federaller çıktı. Boktan bir gün olacağını biliyordum. Durum ne peki? 4 kişilik bir android grubu. Binayı biliyorlardı ve çok iyi organize olmuşlar. Ben hala fark edilmeden nasıl bu kadar gelmişler onu merak ediyorum. Çantaya baktın mı? Henüz değil. Baktığımızdan emin olmalıyız. Bakılacak çok yer var. Koridordaki iki güvenliğe saldırmışlar. Muhtemelen androidlerin bakıma geldiğini sandılar. Harekete geçmeden indirmişler. İstasyon çalışanlarından biri. Kaçmaya çalışırken arkadan vurmuşlar. 15 metreden, tam kalbinden vurmuş. Böyle bir atışı sadece bir android yapabilir. Bu
burada kaç kişi çalışıyordu? Sadece 2 çalışan ve 3 android. Aykırılar insanlara rehin alıp mesajlarını canlı yayınlamışlar. Sonra da çatıdan kaçmışlar. Çatıdan mı? Evet, paraşütle atlamışlar. Nereye indiklerini bulmaya çalışıyoruz ama hava muhalefeti engel oluyor. Aykırıların yayınladığı videoya bakmak istersen şuradaki ekranda görebilirsin. Tayman, FBI'dan özel ajan Perkins. Tayman Anderson, Detroit Emniyeti adına soruşturmayı yönetiyor. O da ne? Benim adım Connor. CyberLife'in gönderdiği bir android'im. Android'leri soruşturan android'ler ha? Ortalıkta bir android'in dolanması sizce iyi bir fikir mi? Tüm olanlardan sonra. Her neyse. Yakında soruşturmayı FBI devralacak. Davanın dışında kalacağız. Tanıştığımıza sevindim. İyi günler. Adımına da dikkat et. Olay yerimi mahvedeyim deme sakın. Şerefsizin dik alası. Buralarda olacağım. Bir şey isterseniz söylemeniz yeterli. Abi etrafa bakalım. Bir şey bulursan haber et. Tamam Teğmen. Sence RA9 mı o? Aykırılar RA9'ın onları özgür bırakacağına inanıyor. Bu android'in görevi de bu gibi. Bir şey mi gördün? Modelini ve seri numarasını saptadım. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Hayır. Bir şey yok. Zorla girmemişler mi? Hayır, zorla girme belirtisi yok. Koridorda kameralar var. Çalışanlar olanları görürdü. Onları neden içeri almışlar ki? Belki de kameraları kontrol etmemişlerdir. İstasyon androidlerini mutfağa topladık. Meseleye karışıp karışmadıkları ile ilgili herhangi bir delil yok ama ne yapacağımızı bilemedik. İşlevin ne? Yayın operatörüyüm. Modelini belirt. Model GB300, seri numarası 336-445-581. Aykırılar girdiğinde burada mıydın? Hatırlamıyorum. Yakın zamanda hafızana erişen oldu mu? Bildiğim kadarıyla hayır. Tanılayıcıyı başlat. Tüm sistemler tamamen çalışır durumda. Yakın zamanda başka androidlerle irtibat halinde miydin? Normal işlev sürecim boyunca sadece istasyon androidleriyle. Birini saldırıları kameradan gördü ve bir şey demedi. Ki bu da bu odada bir aykırı olduğuna işaret ediyor. Ve kimin olduğunu da öğreneceğim. Kapatılacaksın. Hafızanı arayacağız ve seni analiz için parçalarına ayıracağız. Yok edileceksin. Duydun mu beni?
yok edileceksin! Kendini ele verirsen, belki insanların seni yok etmemeleri konusunda ikna edebilirim. Biriniz aykırıysa neden hepiniz yok edilesiniz ki? Kendini ele ver, yoksa iki masum android senin yüzünden kapatılacak. Aykırılar az önce yakalandı. Seni ele verdiler. Yalan söylemekle uğraşma. Her şeyi biliyoruz. Seni şerefsiz! Sen olduğunu biliyorum. Adi aykırının tekisin. Hadi itiraf et! Peki buradaydın. Aksel'de ben... Connor. Connor, hayır. Merhaba. Rose'a bakmıştım da. Kendisi burada mı? Rose'dan ne istiyorsunuz? Onunla konuşmam gerekiyor. Konuşmak istemiyor. Gidin hadi. Lütfen, kendisini görmem gerekiyor. Ben Rose. Sizin için ne yapabilirim? Bize yardım edebileceğini söylediler. Yardım mı? Gelin. İçeride konuşursak daha iyi. Onlara güvenebilir miyiz? Dikkatli olmalıyız. Ters giden bir şey olursa hemen çıkıyoruz. Tamam mı? Gelin.
Adın ne senin? Alice. Kızın ateşi var. Son birkaç geceyi dışarıda geçirdik. Çok yoruldu. Yukarıda boş oda var. Sen onu yatır, ben diyecek bir şeyler hazırlayayım. Adam, yolu gösterir misin? Ben iyiyim Kara. Benim yüzümden duramayız. Sınırı geçmemiz gerekiyor. Dinlenmen gerekiyor. Gece güzelce uyuduktan sonra yarın tekrar yola çıkacağız. İnsanlar neden bizden nefret ediyor? Yanlış bir şey yapmadık. Belki de korkmuşlardır. İnsanlar bilmedikleri şeylerden korkarlar. Neden konuşarak anlaşamıyoruz ki? Kötü olmadığımızı anlarlardı. Belki de bir gün konuşabileceğiz. Sever misin bilmiyorum ama Rose'un dünyaca ünlü spagettisinden yaptım. Hemen iyileşirsin. Ateşi için bir şey ver. Teşekkürler. Bunları makineye atalım da kurusunlar. Bir şeyler yemen lazım. Çıktığımızdan beri hiçbir şey yemedin. Deneyeceğine söz veriyor musun? Bir şey istersen aşağıdayım. Biraz uyu hadi. Sabaha benden bile güçlü uyanacaksın. Biraz onunla kalacağım. Adın ne demiştin? Benim adım Kara. Bu benim oğlum Adam. Ben Rose ama zaten biliyorsun. Gel otur Kara. Belkan'ın küçük bir kızla birlikte bu karda ne yaptığını söyleyecek misin? Uzun bir hikaye. Şu an tek önemli olan buradan gidip yeni bir hayata başlamak. Bize neden yardım ediyorsunuz? Çoğu insanlar androidlerden nefret ediyorlar. İnsanlara sık sık değersiz oldukları hissettirildi. Kimisi hayatta kalmayı başardı çünkü yol boyunca onlara yardım edecek birilerini buldular. Yardım için ilk gelenler değiliz. Geçtiğimiz birkaç hafta çok gelen oldu. Git gide arttı. Ne oluyor bilmiyorum ama bir şeyler olduğu kesin. Androidlerin sınırı geçmesine yardım ettiğinizi duyduk. Bize yardım edebilir misiniz? Karşıya sadece nehirden geçilebiliyor ve kışında çoğunlukla donmuş oluyor. Çok riskli. Ve televizyona çıkan o androidden sonra mı? Herkes diken üstünde. Ortalık sakinleşene kadar burada kalmanız en doğrusu olur. Böyle saklanmaya devam edemeyiz. Alice'in güvende ve sıradan bir hayata ihtiyacı var. Sınırı geçmemiz gerek. Ne olursa olsun. Lütfen. Bize yardım etmelisiniz. Rose, çabuk gel. Ne oluyor? Mary. Kapanı verdi. Birlikte kaçmıştık. Sınırı geçince yapacaklarımızı konuşuyorduk. Onu sevmiştim. Hem de her şeyden çok. Şimdi onsuz ne yapacağım ben?
Onları rahat bırakalım. Alice? Ne yapıyorsun? Senin dinlenmen gerekiyor. Uykum yoktu. Sorun değil. Odasında kalmak istemedi. Sen iyi misin Kiara? Evet. İyiyim. Onları saklayamayız. O aykırıların bugünkü yaptıklarından sonra olmaz. Bu çok tehlikeli. Ya polis öğrenirse ne olacak? Hapsi boylarız anne. Beni anlıyor musun? Hapis. Adam, bu konuyu konuşmuştuk. Hayır. Bu sefer geri adım atmayacağım. Hayatımız mahvolacak ve ne için? 3-5 makine için mi? Onlar makine değil. Onlar yaşıyorlar. Ben yaşıyorum. Sen de yaşıyorsun. Onlar hiçbir şey. Ve babam hayatta olsaydı bunlar yaşanmazdı. Böyle konuşamazsın. Sen bu ucubelere yardım etmek istiyorsun diye hapse girmeyeceğim. Bitmiştir Adam. Bitmiştir. Kusuruma bakma. Arada kendini kaybediyor. Babası öldüğünden beri zor zamanlar geçiriyor. Ama iyi çocuktur. Sizi bu gece sınırdan geçirebilecek miyim bir bakacağım, tamam mı? Burada kalın, hemen gelirim. Umarım Rose yakında döner. Kiara, sana söylemem gereken bir şey var. Alice'le ilgili. Şimdi olmaz Luther. Polis! Polis geldi. Peki ne yapacağız? Burada olduğumuzu biliyorlar. Kapıyı açmamız gerekiyor. Bunun olacağını biliyordum. Biliyordum. Acele et Luther. Alice'i al ve saklan. Üst kata. Hadi Alice. Akşamlar hanımefendi, rahatsız ediyorum. Bölgede android olduğu ihbarını aldık. Aykırı meselesi yüzünden de çok dikkatli olmak gerekiyor. Sakıncası yoksa size birkaç soru sorabilir miyim? Girebilir miyim? Tabii ki. İyi akşamlar delikanlı. İyi akşamlar. Bir bardak kahve alır mıydınız? Alabilirim. Bu aralar olağan dışı bir şeyler oldu mu? Beklenmedik misafir gibi. Hayır. Hayır, sıra dışı bir şey olmadı. Evde başka biri var mı? Hayır. Hayır, sadece biziz. Androidiniz var mı? Hayır. Hayır, burada android yok.
Teşekkürler. Evde başka kimse yok sanıyordum. Unutmuşum, yukarıda kızım var. Kendisi üst katta. Adın ne evlat? Adam. Benim adım Adam. Her şey yolunda mı, Adam? Androidler... Dinlenmesi gerekiyor. Sabahtan beri bahçe işleriyle uğraşıyordum. Aykırılar hakkında bir şey biliyor musun? Hiç aykırı gördün mü? Hayır. Hayır. Hiçbir şey görmedim. Gitsem iyi olacak. Kahve için teşekkürler. İyi akşamlar dilerim. Evde başka biri var mı? Bir şey değil. Çamaşır makinesi işte. Eski bir model. Felaket gürültü yapıyor. Rahatsız ettiğim için üzgünüm. İyi akşamlar hanımefendi. İyi akşamlar Adam. Atlattık Alice. Artık güvendeyiz. Rose. Hazırlanın. Bu gece gidiyoruz.